Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifle daha birlikteyiz. Sünger Bob çizgi filminden Patrick Star öreceğiz hep birlikte. Ekranda gördüğünüz bu sevimli deniz yıldızını nasıl öreceğinizi videomda sizlere adım adım anlatacağım. Hiç amigurumi örmesini bilmeyen arkadaşlarımız bile eğitim videomu izleyerek kolaylıkla örebilecekler. Çalışmamda kullandığım malzemelerin listesini de videomun açıklama kısmına bıraktım. Orada bulabilirsiniz. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz de süper teşekkür. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Bacak örerek çalışmaya başlıyoruz sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne öreceğiz. Bir zincirle halkayı kilitleyelim. 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 Kısa ipliği çekelim ve ortayı sıkıştıralım. Böylece birinci sırayı örmüş oluyoruz ikinci sıraya başlayacağız. İşaret kullanalım. Spiral öreceğiz. İşareti sıranın başına yerleştiriyoruz. İkinci sıraya başlayacağız. İkinci sırada tekrarlayacağımız bir grup var. Bir tane çift örüyoruz. Yani arttırma yapacağız. Aynı dikişin içerisine iki tane sık iğne öreceğiz. V dikişin içine örüyorsunuz. Bu şekilde. Bir bir tane daha iki şimdi bir tane tek örüyoruz bir sonrakini çift bir iki şimdi bir tane tek bir tane çift bir tane tek öreceğim ve bitiriyoruz arkadaşlar sırada toplam 9 adet sık iğne olacak sıra 3 sadece 9 tane sık iğne örüyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 sıranın sonuna geliyorum. Sıra 4 bir tane sık iğne örüyoruz. Bir. Şimdi üç tane arttırma yapacağız. Birinci arttırma. Yanındakine ikinci arttırma. Çift örüyoruz yani. Şimdi üçüncü çift öreceğiz. Yani üçüncü arttırmayı örüyorum. Şimdi beş tane sık iğne öreceğiz. Sıra sonuna kadar. Bir, 2 3 4 5 sıranın sonuna geliyorum sırada toplam arkadaşlar 12 adet sık iğne olacak şimdi yeni sıraya başlayacağız işareti sıranın başına yerleştirelim şimdi sadece 12 tane sık iğne tek tek örüyorsunuz her dikişe bir tane sıra sonuna kadar 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıranın sonuna geliyorum arkadaşlar. Şimdi 6. sıraya başlayacağız. İşareti yerleştirelim. 2 tane sık iğne örüyorsunuz. 1 2 Şimdi 3 tane çift öreceğiz. 1. çift 2. çift ve 3. çift. Şimdi sıra sonuna kadar 7 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sıranın sonuna geliyorum. Sırada toplam 15 tane sık iğne ördük. Çalışmanızın şekli de bakın böyle olacak. Şimdi iki sıra öreceğiz. Her sırada 15 tane sık iğne olacak. Şimdi ilk sırayı örelim. 15 tane örüyoruz sıra sonuna kadar. 2 3 15. Şimdi bir sıra daha öreceğiz 15 tane. 1 2 14 ve 15. Sırayı tamamlıyorum. işareti alalım. Böylece arkadaşlar birinci bacağı tamamlamış oluyoruz. Şimdi burada bir tane zincir çekeceğim ve ipliği kısa kesiyorum. Bu parçanın aynısından arkadaşlar bir adet daha örüp hazırlıyoruz. Bakın çalışmamızın şekli de böyle olacak. Şimdi yeşil ipliği alacağız. Yeşil iplikle şortunu örmeye başlıyoruz. Şimdi 19 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Zincirleri düzgün tutun arkadaşlar. Şöyle dönmesin. Hepsi size baksın. Şimdi ilk zincirin içine bir tane zincir kaydırma örüyoruz. Şöyle tığ geçirdik ilk zincirin içinden bir tane zincir kaydırma örüyoruz. Şimdi 18 tane sık iğne öreceğiz. Her zincirin içine bir tane sık iğne örüyoruz. Şimdi sonraki zincirden başlayacağız. Bu zincirin içine sırayı birleştirmiştik. Buradan örmeye başlıyorsunuz. Bu 1. 2. 3. dördüncü, beşinci. Devam edelim. Her zincirin içine bir tane toplam 18 tane olacak. Sıra sonunda buluşalım. Evet sıranın sonuna geldim. Bakın 18 tane sık iğne ördüm. Her zincire bir tane ördük. Şimdi bacak parçasını alıyorsunuz. Şöyle yüzük gibi geçiriyorsunuz. Bakın böyle tutun. Buradan yüzük gibi geçiriyorsunuz. Son sık iğne üst üste gelsin bu şekilde. Şöyle düzgünce yerleştiriyoruz. Şöyle olacak. Çünkü birlikte öreceğiz ikisini de. Şimdi ilk sık iğneyi alacağız. Yani bir sonraki sık iğneyi alacağız. Bir de iç taraftan sık iğne alacağız bu şekilde. Şimdi 18 tane öreceğiz. 1 Sonraki 2 bir sonraki 3 Sonraki 4 5.'yi de öreceğim. Bu da 5 toplam 18 tane öreceğiz devam edeceğiz örmeye yalnız bu noktada bir şeyi hatırlatmak istiyorum şimdi bakın yeşillerde 18 tane V dikiş olacak 18 sık iğne var İçerideki pembelerde de 15 tane var arkadaşlar birebir karşılıklı gelmiyor siz örerken onu yedirirsiniz oldu mu yani e, bazı yerlerde sona bırakmayın ara ara Eee buradaki battığınıza iki kere batarsınız aynı yere yani pembenin içine bazı yerlerde iki kere yani burada şöyle göstereyim bir tanesini şimdi beş tane ördüm 6. öreceğim altıncıyı örerken içerideki pembe de tam karşıya değil de ee, az önce battığınıza tekrar batın bu aradaki fark 3 tane sık iğneyi yedirelim şimdi altı oldu devam edeceğiz 7 şimdi bir tane daha 8 bir tane daha 9 ama öncekine yani aynı yere tekrar içerideki pembe de battığınız aynı yere tekrar batın. Bu 10. 11 12 13, 13 14, 14 15 16 17 bir tane daha öreceğim. Aynı yere batıyorum içeride. Bu da 18. Şöyle bir bakalım çalışmamıza. Bu kısa ipliği de içeriye çekersiniz, saklarsınız. Şöyle yapalım. İçeriye çekelim, örgülerimizi engellemesin, görüntümüzü bozmasın şöyle içe ittirelim şimdi bakın şort paçası yapmış olduk güzel bir görüntü sağladık bu şekilde, yani e, yaptığımız bu teknikle e, bacağın üstüne çıkmış oldu şortu daha güzel göründü çalışmamız şimdi ne yapacağız bundan sonra bir sıra daha 18 tane sık iğne örüyoruz 1 2, 17, bir tane daha öreceğiz. 18. Bakın çalışmanızın şeklinin arkadaşlar böyle olması gerekiyor. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. İşaret kullanalım. İşaret sıranın başına yerleştiriyoruz. İki tane sık iğne örüyoruz. Bir, iki, bir tane çift öreceğiz. Bir, 2 2 tane sık iğne 1 2 1 tane çift 2 tane tek 1 tane çift 2 tane tek 1 tane çift örüyoruz 2 tane tek bir tane çift iki tane tek bir tane çift örüyorum ve sırayı tamamlıyorum 1 2 sıranın sonuna geliyorum arkadaşlar toplamda 24 adet sık iğne olacak Şimdi yeni sırada sadece 24 adet sık iğne öreceğiz. Her dikişe bir tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 23 ve 24. Sıranın sonuna geliyorum arkadaşlar. Böylece ilk bacağı bitirmiş oluyoruz. Şimdi bir tane zincir kaydırma yapacağız bir sonraki boş dikişin içerisine tığı batırıyorsunuz ipi alıp hepsinin içinden geçiriyorsunuz ipliği kısa keseceğim kısa kesiyorum ve çekiyorum şimdi bu çalışmanın aynısından bir adet daha örüp hazırlıyoruz şimdi ikinci bacağı da aynı şekilde ördüm hazırladım şimdi gövde örmeye başlayacağız. Bacakları birleştireceğiz. Öncelikle bu bacak üzerinde bir sıra 24 tane sık iğne örelim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24 şimdi iki tane zincir çek 1 2 şimdi diğer bacağı alıyoruz şimdi diğer bacaktan örmeye devam edeceğiz arkadaşlar 24 tane sık iğne örüyorsunuz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 21 22 23 ve 24 Şimdi zincirlerin üstüne geldik. Buraya iki tane tek tek görüyorsunuz. 2 zincir çekmiştik. Her zincire bir tane sık iğne öreceksiniz. 1 1 tane daha örüyoruz. 2 Evet böylece arkadaşlar iki bacağı da birleştirmiş olduk. 24 tane ördük, 2 zincir çektik, buraya atladık 24 tane. 2 tane de zincirlerin üstüne ördük. Toplam 50 tane sık iğne örmüş olduk. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi buradan örmeye devam ediyoruz. Bir sıra 52 tane sık iğne öreceğiz. Şimdi bakın bir önceki sıra 50 taneydi. Şimdi bu arka tarafta zincirlere de 2 tane öreceğimiz için toplam 52 tane öreceğiz. Yani şöyle olacak. 24 bu bacağın üstüne örüyorsunuz. 2 tane zincirlerin üstüne 26 24 bu bacağın üstüne örüyorsunuz. Toplam 50. Sonra 2 tane de tekrar buraya örüyorsunuz. Buradaki zincirlerin üstüne örmüştük ya iki tane sık yine. Onların üstüne de iki tane örüyorsunuz. Toplam 52 tane sık iğne örüyoruz ve buluşuyoruz. Örmeye buradan başlıyorsunuz. 1 2 3 4 5 23 24 Evet şimdi zincirlere geldik. Zincirlerin üstüne 2 tane sık iğne örüyoruz. 25 bir tane daha. 26 sonra bu bacaktan devam ediyoruz. 27 28 29 30 49 50 51 ve 52. Evet, sıranın sonuna geliyorum arkadaşlar. Bakalım çalışmamız nasıl oldu? Çalışmanızın şeklinde böyle olması gerekiyor. Şimdi bundan sonra iki sıra öreceğiz. Her sırada 52 adet sık iğne olacak. Her dikişe bir adet sık iğne örüyorsunuz. 52, 52 örelim. İki sıra sonra buluşalım. Evet, iki sıra örgüyü tamamladım arkadaşlar. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. İşareti sıranın başına koyuyoruz. Şimdi 5 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 1 tane çift öreceğiz. 1 2 9 tane sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 bir tane daha 9 Şimdi 6 kere tekrarlayacağımız bir grup var. Onu öreceğiz. Bir çift 3 sık iğne. Bir tane çift 3 tane sık iğne. 1 2 3 bir tane çift. 3 tane sık iğne. 1 2 3 bir tane çift. 3 tane sık iğne. 1 2 3 bir tane çift 3 tane tek 2 3 bir tane çift 3 tane tek 1 2 3 bakalım kaç tane oldu 1 2 3 4 5 bir tane daha öreceğim bir tane çift 3 tane tek 1 2 3 şimdi 5 tane tek tek öreceğiz 1 2 3 4 5 bir tane çift Şimdi 7 tane sıra sonuna kadar örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Sıranın sonuna geldim. Toplamda 60 adet sık iğne örmüş olduk. Şimdi arkadaşlar bundan sonra 3 sıra öreceğiz. 3 sıra her sırada 60 sık iğne olacak. 60, 60, 60. Her dikişe bir tane sık iğne öreceksiniz. 3 sıra örüyoruz. 3 sıra sonra ikinci bölümde buluşuyoruz. Evet arkadaşlar yeni bölümde kalan parçaları örmeye devam edeceğiz. Videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz süper teşekkür, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, örgü dolu günler diliyorum. Yeni bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.